Merhaba Burç TV takipçileri. Şimdi de boğa burçları için bir fal kapattım. Bakalım sevgili boğa burçlarını bugünlerde neler bekliyor? Falınızda neler çıkmış? Hep birlikte bakalım. Ben de yorumlamak istiyorum sevgili boğa burçlarının falını. Şöyle size de göstermek istiyorum. Böyle uzun zamandır vermiş olduğunuz mücadele, çabalar böyle karşılığını güzel sonuçlarla artılarla kazandıracak size. Şöyle ki siz şu zamanlarda böyle kendinizi böyle fırsatlar içinde ya da fırsat bulacak işlerin içinde size kazanç sağlayacak kişilerle ya da fırsatlarla karşılaşma şansını yakalayacaksınız şu zaman diliminde. Hayatınızda bir kedi nankör olan bir insan var. Bir kere bu insanı hayatınızdan hemen çıkartıyorsunuz, hemen ani bir karar veriyorsunuz. Size uzunca zamandır iyi gelmeyen bu kişiden kendinizi arındırıyorsunuz. Hayal ettiğiniz bir şeye yakın zamanda kavuşma şansınız var ve sizi uzak bir yerde özlemiş olan bir insanla görüşme ya da böyle bir telefonda konuşma zamanı, şansı yakalayabilirsiniz. İki gönül aslında birbirini tamamlıyor. Böyle kalpler birbirine için atıyor ama arada bir sorun var. Bir sevgiyle ilgili, aşkla ilgili yaşadığınız bir sorun, bir problem varsa bunu yakın zamanda çözebilirsiniz sevgili boğalar. Kendinizi böyle nefes aldığınızı şu sıralar daha iyi hissedeceksiniz. Bir atınız var. Siz istediğiniz, beklediğiniz, böyle muradınıza ereceğiniz bir durumla karşı karşıya geleceksiniz. Bundan sonra da zaten derin bir nefes alacaksınız. Dediğim gibi nefes aldığınızı, yaşadığınızı hissedeceksiniz. Bir yol ayrımına gelebilirsiniz. Ani bir karar verebilirsiniz. İşle alakalı olabilir, hayatla ilgili olabilir. Uzunca zamandır düşünüp aslında bir anda karar vereceksiniz. Hani hemen alınmış bir karar değil bu. Çünkü uzun zamandır siz bu konuda yoğunlaşmışsınız, düşünüyorsunuz. Bakın içinizdeki sıkıntıların ne kadar aralandığını, size gelen güzel bir haberle bu sıkıntıları geriye attığınızı, önünüze ileriye bakarak ilerleyeceğinizi göreceksiniz. Siz bir konuyla alakalı bir niyette, bir kısmette bulunmuşsunuz. Bu bir adak olabilir, niyet olabilir, bir hayır işi olabilir. Birini sevindirebilirsiniz. Yapmış olduğunuz, almış olduğunuz bir teklifle, bir kararla kendinizi böyle yeni bir hayatın içinde, yeni bir yol ayrımında görebilirsiniz. Bu güzel bir yol ayrımı olacak. Sizin için artılar kazandıracak, artılar getirecek. Bir kere maddi olarak güçleneceğiniz, kendinizi böyle daha yükselteceğiniz bir zaman yaşayacaksınız şu sıralar. Güneş ve böyle gökkuşağı sizden yana, güneş sizin için doğacak. Gökkuşağı böyle sizi aydınlatacak, güzel şeyler yaşatacak, güzel şeyler olacak. Çünkü kafanız bazı şeylere çok bulanmış, çok böyle kendi kafanızı yorgun, ağır, böyle sanki vücudunuz kafanızı taşımayacak dereceye gelmiş gibi hissediyorsunuz. İşte bundan sonra gelecek güzel haberler, güzel hedefler, güzel kazançlar sizin daha böyle bu durumdan çıkıp başka bir şekil almanızı sağlayacak, başka bir bakış açısı kazanmanızı sağlayacak ve sizden sizi kırmış, üzmüş ya da beklemediğiniz bir insandan görmüş olduğunuz kötü bir durumla karşı karşıya kaldıysanız bu insan yakın zamanda sizden af dileyebilir, özür dileyebilir, kapınızı tekrardan çalabilir. Bu kişi giderken kapıyı biraz böyle hızlı kapatmış, sanki kesinlikle bir daha görüşmek istemediğini söyleyerek, söylenerek böyle sizi kırarak gitmiş ama dediğim gibi bir usulca kapınızı tekrardan çalacak, sizden af dileyecek. Siz ne kadar bu insana kırılmış, kızmış olsanız da bir tarafınız hala barışmak, affetmek tarafında söylüyor iç sesiniz. Siz yine affeden taraf, affeden kişi olacaksınız. Siz çünkü içinize ne kadar sorun, sıkıntı atarsanız ya da biriktirirseniz kötü olayları, sizin işinize, özel hayatınıza, bütün bunun negatif sonuçlarını görüyorsunuz. Hani kötü olayları dediğim gibi biriktirdiğiniz zaman artılar kazandırmıyor size. Yine negatif şeyler üretiyorsunuz. O yüzden hani
Affetmek, özür dilemek hep erdemdir denir. Dediğim gibi siz de affeden taraf olacaksınız ve üstlerinizden belki de büyük bir yük atacaksınız, bir yük atlatacaksınız. Öyle hissedeceksiniz kendinizi sevgili boğalar. Bakalım tabağınızda neler çıkmış. Şimdi tabağınıza bakmak istiyorum. Evet. Bakın akıp giden sıkıntılar ve iki yol var. Siz iki yol düşünüyorsunuz. Biri sanki bu hayatınızla, işinizle alakalı farklı bir kapı, farklı bir şehir olabilir, farklı bir yerde yerleşmek olabilir. Böyle keskin, belki de keskin ani bir karar verebilirsiniz. Kendinizi farklı bir işin, farklı bir şehrin içinde bulabilirsiniz. Diğer taraftan da yine kısa bir yolculuk var. Bu hem işle hem özel hayatınızla ilgili bir bağlantılı bir iki yol çıkmış size. Ve hakkınızda böyle söylenen bir takım olumsuz, kötü şeyleri böyle artık kulaklarınızı kapatıyorsunuz. Ve siz bundan sonra gerçekten güçlü olan taraf olacaksınız. Kendinizi maddi, manevi, daha donanımlı, daha güçlü, daha iyi bir konumda göreceksiniz. Negatif şeyleri dediğim gibi ne kadar aza indirirseniz ya da negatif birçok şeyi hayatınızdan çıkarırsanız size ne kadar artıların, böyle güzel enerjilerin geldiğini göreceksiniz sevgili boğalar. Sadece bazı konularda inatlaşmaktan vazgeçin ya da insanlarla olan İşte ikili diyaloglarınızda böyle sürekli işte inatlaşarak ya da böyle bir şeyleri zorla yaptırmaya çalışarak bir şeylerin ilerlemediğini anlayacaksınız. O yüzden kendinize zarar vermeyin, moralinizi bozmayın, ileriye dönük ve güzel yatırımlar yapmayı düşünün. Çünkü dediğim gibi şu zamanda tam zamanı neye el atarsanız ya da neye adım atarsanız bundan sonra size artılar getireceğini, böyle hayatınızın daha böyle hem yoğun hem güzel telaşlar, güzel kazançlar elde ettiğinizi göreceksiniz. 7 rakamınız çıkmış. Şans sizden yana. Dediğim gibi birçok artıları siz kendi hanenize yazacaksınız. Sizinle işte uğraşan ya da sizin için kötü şeyler düşünen, bazen böyle önünüze engeller koymaya çalışan birçok insanı geride bırakıyorsunuz. Kazanan taraf, yine bunu belirtmek istiyorum sevgili boğalar. Kazanan taraf yine siz olacaksınız. Sadece böyle küçük bir sabır gerekiyor. Böyle biraz sabır etmeniz, biraz bazı şeyleri zamana bırakmanız gerekiyor. İnanın göreceksiniz ya da duyacaksınız birçok şeyin aslında enerjiyle ilgili olduğunu. Hani neyi düşünürseniz, neyi isterseniz, odaklanırsanız o şeyleri siz kendinize çekeceğinizi, geleceğini göreceksiniz. Olumsuz olan şeyleri de dışarıda bıraktığınız zaman zaten ne kadar hafiflemiş olduğunuzu, ne kadar daha rahat nefes aldığınızı, yaşadığınızı hissedeceksiniz sevgili boğalar. Bundan sonra dediğim gibi karamsar düşünmek yok ve en önemlisi sevgili boğalar aceleci olmak yok. Biraz sabır, biraz beklemede kalmanız gerekiyor. Sadece şunu net söylemek istiyorum sizin için. Çok güzel bir kapı aralanıyor. Bu sanki şu anki konumumuzla alakalı değil de böyle işinizi değiştirmek ya da farklı bir sektör, farklı bir iş alanı ya da farklı bir aynı iş ama farklı bir yerde bunu sürdüreceğiniz olarak da değerlendirebilirim. Hani o şekilde bir kapı aralanacak size ve bundan sonra dediğim gibi hep yukarı yukarı böyle bazen bazı şeylerin yavaş ilerlediğini düşünüyorsunuz ama aslında ne kadar böyle yavaş olursa ne kadar sağlam olduğunu göreceksiniz. Kendinize yönelik dediğim gibi yine artılar kazanacaksınız. Siz bir şeye çok odaklanmışsınız. Böyle devlet kapısıyla alakalı bir iş düşünüyorsanız ya da orada istediğiniz bir mahkeme işiniz olabilir, bir miras işi, bir beklemede olan bir işiniz sizi böyle çok sıkıntıya sokmuş, böyle moralinizi bozmuş. Ama bundan sonra daha böyle hızlı ve bu yerden böyle bir devlet kurumundan daha hızlı ve çok beklediğinizin üstünde güzel bir sonuca bağlandığını göreceksiniz sevgili boğalar.
Ben size şunu temennisinde bulunmak istiyorum. Bu yaşadığınız sıkıntılı, sorunlu, işte böyle gelgitli zamanların geride kalmasını inşallah umut ediyorum. Bundan sonra her şey sizin için, sizinle birlikte ve gönlünüzce olsun diyorum. Hoşça kalın.